Türkiye'de siyaset hareketlendi. Son birkaç gündür bu kavramı sürekli kullanıyoruz, bu cümleyi. Çünkü hakikaten bir ısınma var. Partilerin liderlerinden çok dikkat çekici açıklamalar geliyor. Bu korona sonrası siyasette, Türkiye siyasetinde önemli bir değişiklik olacak mı? Kamuoyunda bir ciddi hareketlilik var. Var mı daha doğrusu? Siyasette bir hareketlilik varmış. İşte bunları konuşacağız. Fatih Yaşlı konuğumuz. Fatih Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi kamuoyuna geçmeden önce ben bu siyasetteki hareketliliği sormak istiyorum. Hakikaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu korona vesilesiyle işte birkaç günde bir çıkıp açıklamalar yapması ve buna siyaseti de karıştırması. Aslında iş şuradan başladı, siz de biliyorsunuz. Bu muhalif, özellikle CHP'li belediyelerin korona sürecinde AKP iktidarı tarafından hizmetlerin engellenmesiyle başladı diyebiliriz. Daha net bir şekilde bakmak gerekirse. Ondan sonra işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözünü ettiğim konuşmalarda CHP'ye çok sert açıktan eleştirileri vardı. Adını vererek eleştiriler yöneltti. Ondan sonra bir hareketlilik yaşandı. Şimdi dolayısıyla sizin merak ediyorum ben, bu korona sonrasında Türkiye'nin bu siyasi tablosunda bir değişiklik olacak mı? Bir anlamda erken seçim tartışmaları da yapılıyor. Gerçi Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 diye bir kez daha telaffuz etti ama ne görüyorsunuz yani bu çerçevede? Ciddi bir değişiklik bekliyor mu Türkiye'yi? Ya bu sorumuza yanıt verebilmek için şöyle biraz tarihsel bir arka plan, biraz teorik çerçeve çizmek isterim. Yani sonuç itibariyle ben gazeteci değilim, bir siyaset bilimciyim ve biraz da sorulara böyle daha akademik bir perspektiften yanıt vermek daha iyi olur. Sizinle programa başlamadan önce yarınki yazımı, haftalık yazımı yazmaya çalışıyordum. Şimdi orada kullandığım bir kavram var, hegemonya kavramı. Ve bu kavram aslında şunu anlatıyor, işte alt sınıflar, yoksullar, ezilenler niye isyan etmezler, niye baş kaldırmazlar ve yöneten sınıflar da toplumu nasıl yönetirler? Biz sonuç itibariyle şunu biliyoruz, hiçbir iktidar çıplak şiddet, çıplak zor üzerine kurulu bir iktidar sergilemez. Her zaman toplumun rızasını tesis etmeye çalışır. Dolayısıyla hegemonya kavramı bize bunu veriyor. Yani iktidarlar toplumsal rızayı nasıl üretirler, bunun yanı sıra zor aygıtını, yani esas olarak havuç ve sopayı bir arada nasıl kullanırlar? Şimdi AKP iktidarı 2002'de iki büyük ekonomik krizin üzerine geldi. 2000 ve 2001 ekonomik krizlerin üzerine. Ve gerçekten de çok şanslı, dünya konjonktürü olarak çok şanslı bir iktidardı. Çünkü dünyada ekonomik bir genişleme vardı, ucuz döviz vardı. Türkiye'ye çok ciddi miktarda bir ucuz döviz girişi gerçekleşti. Ve AKP şunu başardı gerçekten de, toplumun tüketim olanaklarını arttırdı. Yani piyasaya giren ucuz dolar üzerinden Türk lirasının değeri belli bir süre sabit kaldı. İnsanların alım gücü arttı. İnsanlar tüketim olanaklarına daha kolay ulaşabilir hale geldiler ve biz uzunca bir süre Türkiye'de gerçekten ekonomik kriz görmedik. Şimdi bu nedenle AKP kendisine toplumun en az yarısını kuşatacak bir şekilde bir iktidar tesis etmeyi başardı. Başka şeyler de yaptı. İşte TOKİ üzerinden insanların ev sahibi olma arzularına oynadı. Örneğin eczanelerle ilaç anlaşması yapıp ilaç kuyruklarını bitirdi. İnsanların gündelik hayatlarına temas etti vesaire. Şimdi tüm bu süreç, yani insanların rızasını tesis edebilme süreci hep parayla ilişkiliydi. Yani insanların ekonomik durumu belli ölçülerde stabil kaldığı sürece, kimse öyle zaten zenginleşmeyi falan toplumun geniş kesimi istemiyor. Sadece işte çocuklarımızı okutabilelim, onları evlendirebilelim, onlara beyaz eşya alabilelim, hepimizin bir tane başını sokacak evi olsun diyor. Bir takım istekler vardı. Ve bunların bir bölümünü de gerçekten AKP iktidarı öyle becerikli, başarılı olduğu için falan değil, hangi iktidar olursa olsun dünyadaki parasal genişleme buna yol açardı. Gerçekten de buna yol açtı. Ne zaman ki 2008'de bir dünya ekonomisinde kriz başladı, o tarihten itibaren de adım adım AKP'nin ekonomik başarılarının geri çekilmeye başladığını gördük. Biz 2013 Gezi'den sonra aynı zamanda toplumu kontrol etme reflekslerinin de zayıfladığını ve giderek havuç yerine insanlara sopa gösterdiğini gördük. Şimdi karşımızda giderek halkın, toplumun rızasını tesis etmekte, alt sınıflara ulaşmakta zorlanan bir iktidar var. Özellikle bu salgınla birlikte Türkiye'nin zaten yaklaşık 1-1,5 yıldır içerisinde olduğu kriz giderek derinleşti. Hatırlayacaksınız, 2018'in Ağustos ayında çok ciddi kurda, dolar kurunda bir işte 7-20'yi bulan bir kriz yaşanmıştı. İşte iktidar bunu kur saldırısı, işte ekonomimize yönelik bir komplo vesaire diye açıklamıştı ama alakası yok. Türkiye ekonomisinin dinamikleriyle ilgiliydi. Bu çünkü Türkiye'ye ucuz döviz girişi durmuştu.
bizimki gibi ekonomiler, yani esas olarak reel üretime fazla odaklanmamış, ithalat alanında da doğalgaz ve petrole, yani enerjiye bağımlı ülkeler sürekli olarak döviz girişi ihtiyacı duyarlar. Döviz girişi ihtiyacı kesildiğinde de ekonomileri krize girer. Ekonomileri krize girdiğinde de genelde bunun faturası iktidardaki partiye kesilir. Dönemsel olarak böyle olmuştur. Yani 1958 yılında devalüasyon gerçekleşmiştir, örneğin Menderes hükümeti döneminde. 27 Mayıs darbesi gerçekleşmiştir. 1970 yılında yine devalüasyon olmuştur. Arkasından 12 Mart darbesi gerçekleşmiştir. 12 Eylül darbesinden önce 78-79 yıllarında Türkiye ekonomisi çok ciddi bunalımlar yaşamıştır. 12 Eylül darbesi olmuştur. 94 krizinden sonra Tansu Çiller gitmiştir. 99-2000-2001 döneminde Ecevit, ANAP, MHP baraj altında kalmış ve AKP gelmiştir. Şimdi iktidar partisi bunun farkında. Yani Türkiye'de iktidarı zayıflatan en önemli olgu eninde sonunda ekonomi. AKP bunu görüyor. Bunu gördüğü için MHP de bunu görüyor. Ve bunu gördüğü için kendisinin hem toplumsal siyasal tabanının giderek aşındığını, giderek hegemonya kurmakta zorlandığını, halkın rızasını almakta zorlandığını görüyor. Ve dolayısıyla da buna karşı şu an elinde yapabileceği tek şey, havucu gösteremediği yerde topluma sopayı gösteriyor. Topluma sopa nasıl gösteriliyor? İşte örneğin Diyanet İşleri Başkanı bir açıklama yapıyor, eşcinselleri hedef alıyor. Eşcinsellerin hedef alınmasının karşısında Ankara Barosu gayet anayasal bir pozisyonda Türkiye'deki tüm yurttaşların eşit olduğu, Türkiye'nin anayasasında laiklik yazdığı, Diyanet İşleri Başkanı'nın toplumun bir kesimini hedef gösteremeyeceği yönünde bir açıklama yapıyor. Ve fakat biz bir bakıyoruz aslında baroymuş meğer halkı kim ve düşmanlığa sevk eden. Hemen bunun üzerinden bir toplumsal kutuplaşma yaratılıyor. Hemen eşcinseller, baro, işte HDP, Gülen cemaati, CHP hepsi bir anda bir çuvala dolduruluyor. Birdenbire karşımıza bir darbe söylemi çıkartılıyor ve deniliyor ki işte darbe yapmaya heveslenenler var. Sayden kim mesela Türkiye'de 2020 Türkiye'sinde darbe yapmaya heveslenen kim olabilir? CHP örneğin 31 Mart'ta muhalefet çok ciddi bir şekilde belediyelerin önemli bir bölümünü almışken, ordu 18 yıldır AKP'nin kontrolündeyken, 15 Temmuz sonrası çok ciddi bir tasfiye yaşanmışken, hani hep deniliyor ya CHP zabıtalarla mı darbe yapacak? Yani birincisi ne darbe yaptın? İkincisi böyle bir planı olsa bile bunun şu an Türkiye'de ne siyasal ne toplumsal bir karşılığı var. Fakat dediğim gibi AKP şu an giderek ekonomik anlamda bu krizden çıkamadığı için, çözümler, formüller üretemediği için başka yerlere meseleyi çekmeye çalışıyor. Bakın bugün Türkiye'de genç işsizlik %24-25 seviyelerine çıkmış durumda. Son derece önemli bir mesele. Yani 20-21 yaşında çocuklar kendilerine yeni bir hayat kurmaya çalışıyorlar. İş sahibi olmaları lazım. İşte evlenecekler. Annelerinin, babalarının yükünü omuzlarından alacaklar. Ama bugün üniversite mezunu bir çocuk ortalama 3 yıl boyunca iş bulamıyor. Korkunç bir rakam. Şimdi Fatih Bey, bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Aslında Türkiye'nin, Türk halkının yıllardır belini büken bu ekonomik koşullar. Yani şimdi çok daha ağır koşullar yaşıyoruz ama hep öyle olmuştur. Bir alt ve üst sınıf var ne yazık ki. Orta sınıfta giderek kaybolmaya yüz tuttu ve artık çok az söz edebiliyoruz orta sınıftan. Dolayısıyla bu koşullar bu kadar ağırlaşmışken ve yıllardır hep böyleyken, AKP iktidarının özellikle son yılları hep böyle devam ederken, neden en yakın takipçisi olduğu için soruyorum. Ana Muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ki bu konuda parti politikalarında, işte seçim beyannamesinde dikkat çeken maddeler vardı. Neden iktidar olamıyor? Yani şimdi tabii bu sorunun çok kolay, çok basit bir yanıtı yok. Çünkü ekonomik krizler her zaman beraberinde halkın bir anda bilinçlenmesini, hemen anında mevcut siyasi iktidardan desteğini çekmesini ya da mevcut siyasi düzenin değişmesini beraberinde getirmiyor. Yani işler bu kadar kolay olsaydı siyasete de siyasi partilere de gerek kalmazdı. Dünyanın her tarafında yoksullar var, ezilenler var. Onlar bir şekilde hemen isyan ederlerdi. Yeter bu zincirlerden, prangalardan kurtulalım derlerdi. İşte neye göre oy veriyor peki? Toplum neye göre oy veriyor? Yani az önce çok yükselen toplumsal baskıdan da söz ettiniz, topluma yapılan baskıdan da söz ettiniz. Yine AKP iktidarının, o var, ekonomik koşullar var. Yani her şey kötü, özgürlüğünüz yok, cebinizde paranız yok ama gene de gidip o partiye oy veriyorsunuz. Neden? Bunun çeşitli nedenleri var. Çeşitli sınıflar arasında da oy verme davranışını belirleyen bazı faktörler var. Örneğin
En alt sınıflar bugün çok ciddi bir şekilde yoksullukla karşı karşıya, ama öte yandan AKP işte geçmişte belediyeler üzerinden, büyükşehir belediyeleri üzerinden onlara ulaşmaya çalışıyordu. Şimdi büyükşehir belediyelerini kaybetti ama mesela ilçe belediyeleri üzerinden ya da işte bir takım vakıflar üzerinden, AKP ekonomisinin en büyük kara deliklerinden biri vakıflar, biliyorsunuz. Vakıflara sürekli paralar aktarılıyor. Evet. Kamu bütçesinden. O vakıflarda, o kamu bütçesinden aktarılan paraların bir bölümünü, çok küçük bir bölümünü insanlara gıda yardımı, kömür yardımı vesaire olarak dağıtmaya devam ediyorlar. Bu açıdan bakıldığında insanlara siz sadece ekonomi kötü diyerek giderseniz bunun tam karşılığı olmaz. Bir de o insanlara bir alternatif işaret edebilmelisiniz. Yani ben örneğin Ankara'nın ya da İstanbul'un varoşlarında, yoksul mahallelerinde yaşayan insanların bu krizi gördüklerinin çok farkındayım. Yani çok farkındalar, ne olduğunu görüyorlar çok açık bir şekilde. Ama şu var, bu hükümet giderse kim gelecek sorusunun ya da gelen bundan daha mı iyi olacak sorusunun yoksul kesimlerde maalesef şu an bir karşılığı yok. Yani insanlar inanabilecekleri bir lider ya da parti görmenin, bulmanın uzağındalar. Maalesef ki CHP o toplum kitleleri için şu an bir umut değil. Kılıçdaroğlu o toplum kitleleri için şu an gerçek anlamda Türkiye'yi düze çıkarabilecek bir figür olarak görülmüyor. Doğru ya da yanlış olmasından bağımsız bir şey söylüyorum. O insanların ruh hallerini anlatmaya çalışıyorum. Birinci neden bu. Yani insanların bir alternatif görememeleri, hatta bu işin daha da kötüye gidebileceği. Bakın Ankara'da Mansur Yavaş seçim kampanyasını bir öncekinde de bunda da yaparken hep şunu söylüyordu insanlara. Sosyal yardımlar kesilmeyecek. Yani seçim vaatlerinin en temel unsurlarından biri buydu. Çünkü şunun farkındaydılar. İktidar insanlara şunu anlatıyordu sürekli. Biz gittiğimiz anda seçim yardımları sona erecek. Bitti. Çünkü AKP kendisine sadık bir seçmen tabanını bir tür sadaka ekonomisi üzerine inşa etti maalesef. Yani insanlara cüzi miktarda paralar, gıda temel gıda ihtiyaçları, kömür vesaire ve insanların gerçekten de kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağladı. Şimdi o zincir tam da sizin sorunuzda olduğu gibi aslında kırıldı. İki nedenle kırıldı. Birincisi pasta küçülüyor, rant küçülüyor. İkincisi belediyeler muhalefetin eline geçti ve yoksul halk kesimlerine ulaşmanın en büyük mekanizması hep söylediğim üzere kısa devreye uğradı. Şimdi hal böyle olunca toplumda bir hoşnutsuzluk, bir öfke birikimi. İşte örneğin insanlar kamu bankalarına gidiyorlar. Bana da mesajlar geliyor. İşte 10 bin liralık krediye başvuruyorlar. 15 gün, 20 gün haber gelmiyor. Bir ay haber gelmiyor. Bir ayın sonunda işte 3 bin liralık krediniz onaylandı deniliyor insanlara. Örneğin o 3 bin lirayla insanların geçinebilecekleri varsayılıyor. Ve insanlar bir yandan da iyi kötü sosyal medya üzerinden ya da başka şekillerde dünyayı takip ediyorlar ve şunu görüyorlar. Yani Avrupa'da, Amerika'da devletler güçlü oldukları için bir şekilde vatandaşlarına gelir desteği sunabiliyorlar. Faturaları erteleyebiliyorlar, kiralar alınmayabiliyor, işte vergiler ileri bir tarihe erteleniyor ya da işte bir şekilde affediliyor. Şimdi Türkiye'de açıklanan paketteki halk yararına olan uygulamalara baktığımız zaman gerçekten hani şunu görebiliyoruz. Sürekli dile getirilen o biz güçlü devletiz, cihan devletiyiz, yeniden Osmanlı'yı kuruyoruz, bölgede bizden habersiz kuzuk uçmaz söylemleri falan hakikatin duvarına gidip çarpıyor baktığınız zaman. Yani siz vatandaşınıza 5 maskeyi dağıtamamışsınız. Örneğin bir ay boyunca ekonomiyi kapatıp herkese temel gelir desteği sunmayı başaramamışsınız. Komple bir karantina ilan edememişsiniz. İşçiler işe gitmeye devam etmişler. Öte yandan kapanan dükkanlar, yani işte berberler, restoranlar, meyhaneler, bunlar çok büyük bir orada çalışanlar, gündelik olarak çalışan, gündelik ücret alan insanlar çok büyük sefaletle karşı karşıya. Şimdi hal böyle olunca ortada tuhaf bir durum var. Şimdi ne yapacaksınız? Ekonomiyi düzelteceğinize dair bir vaatte bulunamıyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı sürecinde hatırlarsınız işte siz bu arkadaşınıza yetkiyi verin. O zaman görün dövizi, faizi vesaire denmişti. Şimdi gördük değil mi? Yani o zaman dolar kaç liraydı, şimdi kaç lira? Bunu anlayabiliyoruz. Bu açıdan bakıldığında ben işte bu AKP'nin giderek toplumun rızasını tesis etmekte zorlandığı için siyaseti yeniden en iyi bildiği yere çekmeye çalıştığını düşünüyorum. O en iyi bildiği yerde toplumu inançlar, değerler, kültürel kodlar üzerinden ayrıştırmak. Her zaman yaptığı gibi işte bir tarafta güya muhafazakar, mütedeyyin, dindar kitleler var. Öbür tarafta işte vesayetçiler var, darbeciler var, vatan hainleri var. Dolayısıyla ortada yeni bir milli mücadele, bir kurtuluş savaşı var. İşte bırakalım bu ekonomiyi falan filan, bunlarla ilgilenmeyelim. Hatta bir ara bundan 3-5 ay önce hatırlarsınız,
Devlet Bahçeli şey demişti, siz bir kurşunun kaç liraya mal olduğunu evet. biliyor musunuz? Doğru. Fakat şimdi tabii Suriye'de de Rusya ve Amerika'nın baskısı nedeniyle hani yeni bir böyle bir toplumu hizaya getirecek bir operasyona falan da girişilemiyor. Koronanın, karantinanın da etkisiyle. Dolayısıyla milliyetçiliği, dindarlığı kaşıyabileceğiniz yani sağcılığın, Türk sağının genel olarak kullanılabileceği argümanların da elbette artık bir sınırına gelinmiş durumda. Bunun farkındalar. Dolayısıyla işte ben örneğin geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamada Devlet Bahçeli Berat Albayrak ekonomiyi çok iyi yönetiyor, arkasındayız demesini de çok manidar buluyorum. Çünkü Devlet Bahçeli de şunu fark etmiş MHP yönetimi. Ortada çok ciddi bir kriz var ve bu krizi yöneten kişinin Cumhurbaşkanı'nın damadı olması da toplumda konuşuluyor. Buna yönelik de bir tepki var. Yani orada örneğin daha tarafsız bir kişi olsa ekonominin daha iyi olabileceğini düşünüyor insanlar. Bunun doğru ya da yanlış olmasından bağımsız bir şey söylüyorum. Bir toplumsal algıyı anlatmaya çalışıyorum. Yani bu açıdan bakıldığında evet gelinen noktada yeniden darbe tartışmalarının açılması, CHP'nin vesayetçilikle suçlanması, toplumun kültürel değerler üzerinden ayrıştırılması gerçekten şaşırtıcı değil. Sanıyorum ki bu minval üzere devam edeceğiz. Yani ekonomik kriz devam ettiği sürece AKP oyunu başka yerlere götürmeye, oyunu başka bir sahada oynamaya çalışacak. Muhalefet de buraya çekmeye çalışacakmış gibi görünüyor. AKP'yi ya da iktidarın değişip değişmeyeceğini konuştuk. Şimdi kısa ben partilerle ilgili yorumunuzu da merak ediyorum, onu soracağım. Sıcak gelişmelerden yola çıkarak biliyorsunuz bu İYİ Parti ile HDP arasında bir takım şeyler yaşanıyor. Seçimden hemen sonra da olmuştu bu. Geçtiğimiz yaz aylarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yine İYİ Parti yetkililer tarafından CHP ile ortak hareket eden ya da seçim için kapalı da olsa bir ittifak kuran HDP'nin olduğu bir ittifakta olamayacağına benzer o mealen açıklamalar yapılmıştı. Şimdi gene bir o anlamda açıklama geldi diyebiliriz. Sayın Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in HDP ile ilgili yaptığı açıklamalar var. PKK'nın uzantısıdır, biz orada görüyoruz dedi HDP'yi. Ama bir yandan da halen devam etmekte olan bir Millet İttifakı var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kısaca önce bunu bir sorayım size. Şunu unutmamak lazım her şeyden önce. İYİ Parti nasıl kurulmuştu? Meral Akşener MHP Genel Başkanlığına soyundu, aday oldu. Fakat AKP MHP'deki bir genel başkan değişiminin MHP'den aldığı desteği engelleyeceğinin farkındaydı. Adeta kurultay yaptırılmadı. İşte salonun etrafına panzerler, komalar vesaire dizildi. Ve Meral Akşener ve ekibi MHP'den istifaya mecbur bırakıldı. Dolayısıyla şunu görmek lazım. İYİ Parti MHP'nin içerisinden çıkan ve MHP'de iktidarı, genel başkanlık koltuğunu ve yönetimi ele geçiremediği için başka bir parti kuran bir grup ülkücü tarafından kuruldu. Dolayısıyla İYİ Parti ile MHP arasında ideolojik anlamda bir fark yok. Yani ikisi de ülkücü hareketin birer fraksiyonu durumunda. Sadece fark şu, birisi bir zamanlar muhalefetteydi, şimdi iktidara destek veriyor. Diğeri ise şu an muhalefette. Yarın bir gün bu iki parti birleşir mi, birleşmez mi? Ya da örneğin İYİ Parti fikir değiştirip AKP ile bir ulusal mutabakat hükümeti kurmaya girişir mi, girişmez mi? Bunları henüz bilmiyoruz. Bunlara dair henüz söyleyebileceğim bir şey yok. Ama buradan hareketle görmemiz gereken şey şu. Ben örneğin İYİ Parti'nin yaptığı, HDP'ye dair yaptığı açıklamaların tırnak içinde samimi olduğunu düşünüyorum. Sonuçta siz milliyetçiyseniz HDP'ye de, Kürt sorununa da, PKK'ya da bakışınız belli olur. Bu belirler zaten. Buradaki temel mesele şu. İYİ Parti şu an bir yandan Millet İttifakı'nın bir parçası. Ve Millet İttifakı Türkiye siyaseti kimin %50'den bir fazla oy alabileceği üzerine kurulu olduğu için HDP'ye mecbur. Yani eğer Kürt hareketi blok halinde örneğin İstanbul seçimlerinde ya da genel olarak 31 Mart seçimlerinde AKP'nin karşısındaki en güçlü adayı desteklemeseydi ne olurdu? Kazanamazdı muhalefet. Bu çok açık. İstanbul seçimlerini hatırlayalım. Örneğin Ekrem İmamoğlu tamam önemli bir figür vesaire ama örneğin HDP kendi adayını çıkarsaydı ve HDP %8 oy alsaydı Millet İttifakı'nın adayı kaç oy alırdı? %40-41-42. Doğru. Yani daha ilk turda iş biterdi. Dolayısıyla İYİ Parti Millet İttifakı'nın bir parçası olduğu sürece
HDP'nin oylarına o ittifakın mecbur olduğunu biliyor. Dolayısıyla AKP ile HDP arasındaki örneğin yeniden bir masa kurulması vesaire bütün dengeleri değiştirebilir. Bunun da farkındalar. Öte yandan şunu da görmek lazım. Eğer İYİ Parti'nin rakibi bir yandan MHP tabanı ise, yani o ülkücü taban ise, öte yandan AKP'nin içerisindeki sağcı, milliyetçi unsurlardan da oy alınabileceğini düşünüyorsa İYİ Parti, zaman zaman HDP ile kavga eden bir görüntü vermeye de mecbur. Yani ben gerçekten HDP'ye bakışında tırnak içinde bir samimiyet olduğunu inanıyorum. Milliyetçilik sizin dünyaya bütün bakışınızı belirler, HDP'ye bakışınız da belirliyor. Ve gerçekten de HDP'yi terör örgütünün bir uzantısı olarak görüyorlar. Bu çok açık. Ama öte yandan dediğim gibi bütün siyasi aritmetikle HDP oylarının blok halinde Millet İttifakı'nın adaylarına gitmesini gerektiriyor. Bu birinci aşama. İkinci aşama ise meselenin diğer boyutu ise az önce söylemiş olduğum üzere eğer siz gerçekten MHP ile ve AKP ile bir oy rekabeti içerisindeyseniz yani Türkiye'nin işte %60 diyelim sağ seçmen havuzu o %60'ın en azından 15'ine 20'sine talipseniz çok açık bir şekilde arada sırada ya işte biz de çok memnun değiliz bu HDP ile aynı yerde görünüyor olmaktan gibi bir mesajı hem kendi tabanınıza hem de MHP tabanına vermek zorundasınız. Yani kendi durdukları yerden ben bir siyasal stratejinin parçası olduğunu düşünüyorum. Bu da öyle bir mesaj o zaman. Bana öyle geliyor. Son açıklamalar anladım. Zaman zaman bunları yapmakla yükümlü hissediyorlar kendilerini. Evet. Ya tabii bunlar da durup dururken olmuyor. Örneğin işte bir masa kuralım çağrısı yapılıyor. Oradan evet. Birisi diyor ki ya tamam masa kuralım diyorsun da sıkıştırmak için diyorlar ki örneğin HDP'de olacak mı o masada? Hadi söyle bakalım. Şimdi HDP olacak derse hemen diyecekler ki bak Kandil'le işbirliği yapıyor, terörle işbirliği yapıyor. Öte yandan o da hemen çıkıyor diyor ki ya işte HDP biz terör örgütünün uzantısı olarak görüyoruz. Deyip hemen zevahiri toparlamaya, içinde bulunduğu pozisyonu meşrulaştırmaya çalışıyor. Evet, şimdi HDP'nin belirleyiciliği açısından geçtiğimiz seçimde de çok önemli rol oynadı. Hakikaten bu ittifak konusunda işte başta İstanbul Büyükşehir Belediye seçimi olmak üzere. Şimdi de öyle. Dolayısıyla HDP bir güç o anlamda. Ama şunu da yapması gerekmez mi Ali'nin? HDP içinde de bir sıkıntı olduğunu biliyoruz, duyuyoruz biz gazeteci olarak. İşte bu PKK konusunda çok açık ve net bir tavır ortaya koyması gerekmiyor mu artık? Yani reddetmeleri gerekmiyor mu bu tür değerlendirmeleri ya da suçlamaları diyebilirim. Yani, PKK ile yakınlığından söz ediyorum. Anladım. Partide bir inisiyatif olması. Kürt sorunu çok boyutlu, çok tarihsel bir mesele. PKK'da o Kürt sorunun ve o çok boyutlu meselenin bir parçası. HDP içerisindeki unsurlarla, PKK içerisindeki unsurlar, HDP'nin toplumsal tabanıyla, PKK'nın toplumsal tabanı, bunlar birbirine çok yakın. Yani hani biz bunu görmezden gelemeyiz. Yani tamam HDP legal bir parti, işte eğer kapatılmasını düşünüyorsa birileri dava açabilir, ispat edebilir bazı ilişkileri vesaire. Fakat öte yandan şöyle bir mesele var. PKK'nın silah bırakmasının yolu eninde sonunda Kürt sorununa dair demokratik ve legal yolların açık olmasından geçiyor. Çok açık. Yani eğer bunu koyacak bir irade olmazsa siz sadece silahlı mücadeleyle bu sorunu bitiremezsiniz. Bunun olmayacağını Türkiye zaten 40 yıldır yaşayarak görüyor. Şimdi bu açıdan bakıldığında siz bir yandan seçilmiş belediye başkanlarına kayyum atacaksınız. Öte yandan da insanlara diyeceksiniz ki işte milli irade, siyasi irade vesaire. İşte HDP'nin bütün etkinliklerini engelleyeceksiniz. Sürekli onu kriminalize edeceksiniz, toplum önüne atacaksınız. İşte Selahattin Demirtaş'ı yıllardır hapiste tutacaksınız. Vekillerin bir bölümünü içeriye düzenli olarak alıp sonra serbest bırakacaksınız. Yani legal siyasetin önünü açmadığınız sürece, legal siyaseti Türk sorunun esas çözüm noktası olarak işaret etmediğiniz sürece bu iş bitmez. Yani bu işin bitmeyeceğini söylemek için illa muhalif falan olmak da gerekmiyor. Yani iktidar cenahı da bunun farkında. Hatta ben devletin de 40-45 yıldır, 50 yıldır bu sorunun bu şekilde çözülemeyeceğini, yani karşımızda silahlı bir örgüt olsa da o örgüt silahlı mücadeleyle bitiremeyeceğinin devletin de farkında olduğunu düşünüyorum. Suriye'de Rojava bölgesi var. Orada siyasi temsilciler var. Yani hem bir yandan Orta Doğu'daki dört coğrafyayı ilgilendiren bir mesele hem de aynı zamanda Suriye Savaşı ile birlikte giderek uluslararası görüntüye kavuşan bir mesele. Yani ben bu açıdan bakıyorum.
soktular. HDP PKK ile bağını koparttı. Bu bağın boyutlarının ne olduğunu ben bilmiyorum açıkçası. Organik bir bağ varsa devlet ortaya koysun ve hepimize anlatsın. Ama öte yanda dediğim gibi HDP'nin sosyolojisiyle PKK'nın sosyolojisi aynı. Aynı zeminden güç alıyorlar. Aynı toplumsallığa ayaklarını basıyorlar. Dolayısıyla legal siyaset olmadığı sürece illegal siyaset maalesef bu şekilde devam ediyor. Anladım. Peki şimdi Deva Partisi'ne geçmek istiyorum. Daha doğrusu Gelecek ve Deva Partisi'ne. İşte aslında girişte onu değerlendirdiniz. AKP'den kopan çok düşük oy oranlarına sahip iki parti AKP'nin önemli isimlerindendi. Birisi işte Sayın Ali Babacan ekonominin patronluğunu yaptı. Sayın Ahmet Davutoğlu başbakanlık yaptı. Dışişleri Bakanlığı yaptı. Ve aldıkları oy oranına bakarsak hani yeni kurulmaları açısından göreceli tabii bunu değerlendirmek iyi denilebiliyor ama AKP'den kopup geldikleri için hani önemli bir tabana sahip olmaları gerektiği noktasında da az bulunuyor. İşte %1 ile 2 arasında değişiyor her iki partinin ayrı ayrı oy oranları. Şimdi iki liderin de açıklamalarına bakıyoruz. AKP'de siyaset yaptığı yıllara dönüp baktıklarında işte bir takım pişmanlıklar, özür dilemeler görüyoruz. Hem parti liderleri hem o partilerde siyaset yapan önemli isimler, öne çıkan isimler. Bu noktada şimdi önce Ali Babacan isterseniz Deva Partisi sıcak açıklamaları oldu bugün. A'dan Z'ye değerlendirmeler yaptı. Samimi buluyor musunuz? Yani sağ kesim açısından en azından daha demokrat olmaları adına tırnak içinde bir umut olabilir mi Ali Babacan? Mesela barolarla ilgili yaptığı açıklama, mesela Abdullah Gül'le ilgili yaptığı açıklama, insan hak ve özgürlükleriyle ilgili yaptığı açıklamalar. Şimdi baro meselesini alalım. Hem Davutoğlu geçtiğimiz günlerde hem de Babacan bugün yaptıkları açıklamalarda baroların yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğunu söylediler. Fakat niye kabul edilemez sorusunun bir yanıtı yok. Neden kabul edilemesin? Çünkü kendilerini konumlandırdıkları yer AKP'den ayrılmış olsalar dahi hala o İslamcılığın diliyle ve AKP'nin inşa ettiği rejimin argümanlarıyla konuşmaya devam ediyorlar. Yani şu çok basit değil mi? Örneğin muhalefet şunu diyemez miydi? Ya ey Diyanet, sen 18 yıldır bu ülkede yolsuzluğa, yoksulluğa, işte Ensar Vakfı'ndaki çocuklara, halkın parasının nerelere harcandığına, saraya, şuna buna bugüne kadar tek bir kelime etmedin de salgının gerisinde ya da hastalıkların gerisinde eşcinselliği ve zinayı mı gördüm? Buna gelene kadar neler var deseler ne kaybederlerdi? Ama onu bile demiyorlar. Saadet Partisi, İyi Parti, işte DEVA, Gelecek, yani Türkiye siyasetinin sağında toplanan bütün unsurlar ağız birliği etmişçesinde Diyanet'in arkasında hizalandılar. Bu da bize şunu gösteriyor, yani aralarında bir takım nüanslar olsa bile eninde sonunda benzer ideolojik noktalardan yola çıkıyorlar. Şimdi bu açıdan bakıldığında kim Babacan'ın ya da Davutoğlu'nun Erdoğan'dan daha demokrat ya da daha az İslamcı olduğunu iddia edebilir ki? Yani örneğin ben eski Genç İşleri Başkanı'nın açıklamasını hepsinden daha demokrat buluyorum. Adam çıktı değil dedi mi? Ki yani küresel siyasetin günahlarının yanında işte bu sözünü ettiğiniz günahlar nedir ki dedi. Yani bugün dünyada ve Türkiye'de nüfusun %1'i, geriye kalanın %99'unun emeğini sömürüyor. Korkunç bir gelir dağılımı adaletsizliği var. İnsanlar işsiz, aç. Diyanet bunlarla ilgili tek bir kelime söylemiyor. Savaşlarla ilgili, şununla ilgili. Ve fakat birdenbire bir grup insanın kimliği üzerinden işte salgının gerisinde bu var. Eşcinsellik şöyle, zina böyle bilmem ne. Dolayısıyla hani burada zaten benim kendi siyasi konumumdan sağın herhangi bir partisine bakıp oradan bir umut devşirmem vesaire gibi bir söz konusu böyle bir durum olmaz. Ama öte yandan şunu görmeleri lazım. Eğer gerçek anlamda AKP'ye muhalefet edecekseniz AKP'nin kurmuş olduğu dil ve söylem üzerinden AKP'ye muhalefet etmek stratejik olarak yanlış. İşe yaramıyor. Eğer yarasaydı Saadet'te yarardı. Yani Saadet AKP'nin kendi içerisinden çıkardığı milli görüşün ana damarı ama onlar da %2'yi geçemiyorlar. Şimdi buna baktığımız zaman buradan çıkarılabilecek tek umut şu olabilir tırnak içerisinde. Bütün sistemin %51'e kenetlendiği, kilitlendiği bir ortamda
Deva Partisi ile Gelecek Partisi %1,5-1,5 oy bile çalsalar AKP'den bu %3 anlamına gelir. Bu da muhalefetin %51'i bulmasını kolaylaştırır. Onun dışında bu partilerin ben Türkiye'nin geleceğine bunun dışında en ufak bir olumlu katkı yapacaklarına açıkçası inanmıyorum. Yani o muhalefetin toplam oy oranına o zaman karşılıklı bir şey var, faydalaşma, faydalanma durumu var. Öyle mi? Şöyle bir faydalanma durumu var. Sistem %1'i bile artık önemli hale getirdiği için siyasi partiler aldıkları oy oranıyla orantısız güçlere sahip olmaya başladılar. Yani yarın bir gün şöyle bir şey olabilir mesela. Olası bir seçimde CHP'nin liderliğinde bir koalisyon kurulsa Babacan'ın %1 oyu var ama mesela Ekonomi Bakanlığı'nı Babacan isteyebilir. Ya da Davutoğlu'nun %1,5 oyu var ama o da gidip dışişlerini isteyebilir. Orantısız bir durum ortaya çıktı maalesef. Yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bütün dengeleri alt üst etti. AKP nasıl ki şu an MHP'ye ittifaka mecbursa MHP ile ittifaka, ana muhalefet partisinin de Saadet'le, Deva ile, Gelecek'le ve dışarıdan görünmez müttefik olan HDP ile bu tür bir ittifaka ihtiyacı var. Ve dolayısıyla birbirlerine adeta gebe kalıyorlar bu partiler. Peki bu duruma kamuoyunun tepkisi ciddi olur mu? Şimdi diyelim ki oy verdiler. İşte bu küçücük oranla sözünü ettiğiniz bakanlıklarda işte Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu'na verildi. Misal yani. Kamuoyunun ciddi tepkisi olur mu? Olmaz. Ne görüyorsunuz? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü, yani en azından kısa vadede olmaz. Çünkü Türkiye toplumu maalesef özellikle muhalefet eliyle AKP gitsin de nasıl giderse gitsin, AKP gitsin de yerine kim gelirse gelsin derecesine indirildi. Yani insanlar o kadar umutsuzlar ki, insanlar en ufak bir umut kırıntısına o kadar açlar ki kimse bunlardan kötü olamaz noktasına geldiler. Dolayısıyla ben böyle bir mesele eğer hadise gerçekleşirse en azından ilk başlarda, ilk 6 ay, 1 sene, 2 sene bu insanlara kredi açacağını toplum maalesef, ona da maalesef diyorum. Ve bir süre bu insanlara duruma katlanacaklarını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey olacak muhtemelen. AKP sonrası kurulacak olan hükümet bir geçiş hükümeti, bir restorasyon hükümeti olacak. Topluma da bu denilecek. Denilecek işte önce şu siyasal koordinatları yeniden bir düzeltelim, içeriği dışarıyı bir toparlayalım, birkaç sene bize izin verin. Ondan sonra yeniden seçime gidelim. Herkes kendi ideolojik noktasından tekrar kendini belli etsin denecek ve toplumdan bir tür rıza istenecek. Ve ben de toplumun dediğim gibi yani 18 yılın sonunda artık buna tav olan, buna fit olan bir noktaya geldiğini düşünüyorum açıkçası. Tabii bu söylediklerim olağanüstü gelişmeler yaşanırsa değişebilir. Bunlar bugünden bakılarak yapılan bir takım değerlendirmeler. Yoksa yarın bir gün ekonomik krizin çok derinleştiği, insanların bir şekilde sokağa çıktığı, toplumun birbiriyle karşı karşıya gelebileceği bir durum olursa o zaman Türkiye'de siyasette, ekonomide çok başka yerlere gidebilir. Ama sadece şu an işte hani görebildiğimiz veriler ışığında şu olursa şu mu olur, bu olursa bu mu olur gibi bir takım değerlendirmeler yapmaya çalışıyoruz. Medyanın peki tepkisi olur mu? Ya da medyanın tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani AKP gitsin de kim gelirse gelsin dediniz. Çok önemli bu hakikaten. Ben de öyle düşünüyorum. Öyle bir şey var, hava var. Medyanın ve basının tutumu ne bu anlamda? Zaten bölünmüş bir medya ve basın var da hani bir tarafta inanılmaz yandaş, öbür tarafta muhalefet, muhalif diyebileceğimiz medya ve basın. Tabii şöyle söylemek lazım. AKP giderse böyle bir durumla karşı karşıya kalırsak onun beslediği medyada otomatik olarak tasfiye olacak. Yani kimsenin o gazeteleri gidip kapatmasına falan gerek yok. Reklam gelirleri kesilecek, pastadan pay alamayacaklar, havuz sistemi sona ermiş olacak ve o medya ya el değiştirecek ya da işte kapatılacak. Öte yandan ana akım gibi görünen bir medya kaldı mı Türkiye'de? Artık o da yok. Yani işte Doğan Medya ana akım gibi görünüyordu. Fakat işte şu an Demirören'in kontrolünde. Demirören de ya o piyasadan çıkmayı tercih eder ya da işte örneğin Hürriyet'i yeniden ana akımın bir merkezi haline getirmeyi hedefler. Yani görece işte daha demokrat gibi görünen, daha tarafsız gibi görünen ama düzenin koordinatlarından hiç de ayrılmamış olan Aydın Doğan medyasının bir benzerini yaratmak isteyebilir eğer o riski alırsa. Onun dışında muhalefet dediğim gibi muhalefetin unsurlarının bir bölümü yani daha işte CHP'ye yakın, daha merkez sağa yakın kesimler
muhtemelen bu süreci destekleyeceklerdir. Türkiye'de yeni bir demokratikleşme dalgası adı altında bir dalga başlatılacaktır. İşte IMF ile bir anlaşma üzerinden ekonomiyi istikrara kavuşturuyoruz söylemleri yeniden ön plana çıkacaktır. Kürt sorununda yeni bir masa kurulması gündeme gelebilir. Ve tüm bunlara eninde sonunda 18 yılın sonunda bir kredi açar medyada. Kaçınılmaz olarak açacak gibi. Evet. Fatih Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok yararlandık. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz tekrar. Ben de çok teşekkür ederim. Halkın sağlığını korumak için salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı Ataşehir bölgesinde bütün sağlık merkezleri, eczaneler ve bütün kamu kuruluşları halkın daha çok gitmiş oldukları yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam etmektedir. Sizler için görevimizin başındayız. Sizden tek istediğimiz sokağa çıkmamanız, evde kalmanız, halkımızın sağlığını böyle hep birlikte daha iyi koruyabiliriz. Evde kalmak mutluluktur, yaşamdır.